Değerli Sofra TV ailesi, hepinize yeniden merhabalar. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir kremalı kedi dili pastası tarifiyle sizlerleyim. Hemen hemen herkesin yapabileceği bu tarif, özel günlerinizde ya da akşam çaylarınızda sizlere eşlik edebilecek kolay bir tariftir. Çok abartı olmayan malzemeler ile yapılan kremalı kedi dili pastası tarifini sizler de evlerinizde deneyip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Kreması için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısını ilave edelim. Daha sonra 3,5 su bardağı da sütümüzü ekleyelim. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli bir pasta tarifi oluyor. Bu tarifi deneyen arkadaşların yorumlar kısmına tarifle ilgili fikir ve düşüncelerini yazmaları beni çok mutlu edecektir. Daha sonra karıştırarak ocağımıza alalım. Koyulaşıp göz göz oluncaya kadar kremamızı güzel bir şekilde pişirelim. Kedi dili bisküvilerimizi ıslatmak için uygun bir kaba 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı da toz şekerimizi ilave edelim. Daha sonra yarım çay bardağı suyumuzu ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra kedi dili bisküvilerimizi batırarak her iki tarafını da ıslatıp çıkartalım. Uygun bir kare borcama bisküvilerimizi sıra sıra dizelim. Bu arada arkadaşlar, bir paket kedi dili bisküvi kullandım, ikili olanlardan. Bisküvilerimizin tümünü borcamıza dizdikten sonra şöyle kenara alıyorum. Bu arada kremamın kıvamını size göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir kıvamı oldu. Güzelce karıştırdıktan sonra bisküvilerimizin üzerine kremamızı dökelim. Kremamızı eşit şekilde dağıtmaya özen gösterelim. Daha sonra üzerini pürüzsüz hale gelinceye dek güzelce düzleştirdikten sonra buzdolabımıza alalım. 2 saat dinlendirdikten sonra dilediğiniz şekilde süsleyip servis hazırlayabilirsiniz. Son olarak da bir süzgeç yardımı ile her yerini kaplayacak şekilde bolca kakao serpelim. Kakao yerine çikolata sosu veya sevdiğiniz başka sosları dökerek farklı tatlarda hazırlayabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Tatlımı bu şekilde servise hazırladım. Gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi çok isterim. Şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle.